Şöleni bizleri bekliyor. Son 5 maçında kaybetmedi. 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Gol dahi yemedi. Kasımpaşa son 7 maçında 5 galibiyet aldı. 2 beraberlik aldı. Yenilmedi ve formda olan iki takımın mücadelesindeyiz. Kadroları sizlere ileteceğiz ve kadroları ilettikten sonra da Ömer Üründür'ün ilk yorumunu ondan dinleyeceğiz. Karşıyaka Kasımpaşa mücadelesinde Kasımpaşa'nın 11'i Uğur Tütüneker teknik direktör, 68 Tolga, 5 Sancak, 6 Ali Bilgin, 8 Sarmov, 11 Dimitrov, 17 Şahin Aygüneş, 21 Adem Büyük, 22 Barış Baştaş, 23 Hamit, 32 Murat Akın, 33 Juan Bustos Kasımpaşa'nın 11'i. Karşıyaka'da kalede Recep görev yapacak. Dizilişi ekranlara geliyor Kasımpaşa takımının. İşte bu dizilişte sahada yer alacak Kasımpaşa. Karşıyaka'da kalede Recep var. Bülent Ataman geçen hafta kadroda değildi cezası sebebiyle. Bugün kadroda ama yedekler arasında. 6 Ahmet Burak Solakel, 8 daha 9 Şaban, 10 Erhan Şentürk, 32 Murat Akgüz, 34 Fatih Şen, 60 Cihan Yılmaz, 61 Ufukan Bayraktar, 80 Agbetu, 99 Mahmut Boz. Karşıyaka'nın 11'i Mustafa Uğur çalıştırıyor Karşıyaka takımını. Bu da Karşıyaka'nın dizilişi. Yedek kulübelerinde hangi isimler olacak onlara göz atalım. Karşıyaka'da Bülent Ataman, Özgür Bayer, Özgürcan, Özcan, Mutlu, Oliver, Bülent Kocabey ve Erhan Kavak yedekler arasında. Kasımpaşa'da Sadrettin Erdi, Özgür Öçal, İbrahim Halil Çolak, Hüseyin, Gökhan Güreç ve Hüseyin Kala. Hüseyin Yoğurtçu ile birlikte yedekler arasında. Ekranlarınıza yansıdı yedek kulübesinde olan isimler. Karşıyaka taraftarı tribünde yerlerini aldı. Çok az boşluk var ve o boşlukta dolacak gibi görünüyor. Çok kritik bir maçtayız Sayın Üründür. Evet, senin de söylediğin gibi gerçekten Bankasya'nın bu haftanın en önemli maçlarından bir tanesi. Yarın da bir de Rize-Elazığ maçı var. Onu da çok önemli bir maç. Karşıyaka büyük bir çıkış içinde. Bilhassa lider Elazığ geçen hafta deplasmanda yenmesiyle büyük moral kazandı. Ve iddialı bir konuma gelebilmek için de bugün bir galibiyet bekliyorlar. Kasımpaşa'ya baktığımız zaman istikrarlı bir grafik, iyi bir kadro. Zaten hedef Karşıyaka'da, Kasımpaşa'da birinci lige yükselmek. O hedefle oynuyorlar. Onlar da çok başarılı bir serileri var. Gerçekten zorluk derecesi yüksek. Bir mücadele izleyeceğiz. Hava güzel. Saha nispeten eskiye oranda biraz daha iyi görünüyor. Alsancak'ın zemini. Bugün İzmir'de çok güzel bir hava çok vardı. Çok güzel. Yani aslında tam maç havası. Biraz şimdi akşam soğuk ama yani futbol için çok elverişli bir hava var. Tribünler harika. Tribünler de büyük bir. Zaten Karşıyaka iddialı bir konuma geldiği zaman gerçekten çok önemli bir seyirci gücüne sahip. Onlar da şimdi tabii iyi gidince arka arkaya iddialı bir duruma gelince doldurdular hemen hemen stadı. Bakalım hep birlikte izleyeceğiz maç içinde yorumlarımızı yapacağız. Tabii Kasımpaşa taraftarı bu maçta olmayacak. İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Bankasya 1. Lig'de bu mücadeleyi yalnızca ev sahibi takım taraftarlarının alınacağı açıklandı. İki takımın taraftarları arasında 2009 yılındaki playoff karşılaşması ve 2011 yılında yani sezonun ilk yarısındaki maçın ardından olaylar çıkması, Kasımpaşa takımının benzer endişeleri yazılı olarak dile getirmesi ve Göztepe takımı taraftarlarının da maça ilgi duyduğu duyumları sebebiyle böyle bir değerlendirmede bulunuldu. Açıklaması vardı. 2008-2009 sezonunun sonunda playoff mücadelesinde normal süresi 1-1 biten maçta Kasımpaşa uzatmada Hüseyin Kartal'ın attığı golle Karşıyaka'yı 2-1 yenmiş ve Süper Lig'e çıkmıştı. O zaman Altay'da playoff'ta mücadele ediyordu. Kasımpaşa'da Luis Enrique trafik kazası geçirmişti ve sonra hastaneden taburcu edildi. Luis Enrique bugün kadroda yok. Karşıyaka Kasımpaşa mücadelesi için her şey hazır. 1912-2012 100. yılı Karşıyaka'nın bu görüntü ekrana yansıyor. Tribünler dolu, çok az boşluk var. Karşıyaka Kasımpaşa mücadelesini Abdullah Yılmaz yönetecek. Bahtiyar Birinci ve Serkan Çınar yardımcıları, Bülent Birincioğlu dördüncü hakem, Trabzon bölgesinden hakemler burada görev yapacaklar. Maçın hakemi Abdullah Yılmaz geçen hafta Gençler Birliği Gaziantepspor maçını yönetti. Kasımpaşa'nın Bucaspor'u 2-1 yendiği maçın da hakemiydi. Galatasaray'ın Gaziantepspor'a 4-2 yenildiği mücadelede
çok dikkat çekmişti, çok tartışılmıştı, çok konuşulan mücadelelerden birisiydi. Abdullah Yılmaz o maçta da görev almıştı. Evet, tabii bazen hakemlerin de şanssız günleri oluyor ama bizim ülkemizdeki tabii bakış açısı biraz değişik. Ona göre daha aynı hataları yapıldığı başka maçlarda bu kadar ses gelmiyor. Onun için o da o gün hakem şanssızlığı olarak görüyorum. Çünkü çok böyle zaman zaman da benzer hataları rastlıyoruz. Dünya futbolunda da var, dünya liglerinde de var. Karşıyaka Kasımpaşa maçı için her şey hazır. İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan söyleyeceğiz. Bankasya Birinci Lig'de bugün Bolu Spor evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından birisiydi. Zaten iki mücadele var ve Bolu Spor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. İstiklal Marşımız. Karşıyaka Kasımpaşa maçı birazdan başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadeleydi. Boluspor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşması. Boluspor 34 puanda ve 3. sırada ilk 2'yi hedefleyen bir takım konumunda ama evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a yenildi. Tabii bu şöyle sonucu da biraz değerlendirelim. Bak lazım da ben maçı da uzunca bir bölümü izledim. Hakikaten Boluspor iyi bir futbol ortaya koyamadı bugün ama belki çok aşağılarda kalmış gibi gözüküyor ama Gaziantep Belediye iyi bir takım. Yani aslında iyi bir performans çizemedi ama her zaman her takım için tehlikeli bir rakip. Nitekim bugün iyi oynayıp kazandılar önemli bir deplasmanda. Ve onlar da ilk 6 hedefi için. Tabii ki. Önemli bir avantaj. Geçen sene biliyorsun playoff'ta final oynamışlardı. Hatta son anda, son hafta lig şansını kaçırmışlardı. Mustafa Uğur Karşıyaka taraftarını sevgilisi konumunda, o göreve geldikten sonra kazanan bir Karşıyaka var. Son 5 maçında gol dahi yemedi Karşıyaka. Diğer tarafta Uğur Tütüneker görev yapıyor Kasımpaşa'da. İki takım da formda. Karşıyaka Real Kapsal'la sezona başlamıştı ve bir galibiyet almışlardı. Konyaspor mücadelesi sonrasında da görevinden ayrıldı Real Kapsal. Mustafa Uğur göreve geldi. Ve o göreve geldikten sonra da 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet karnesinde Mustafa Uğur'un. Son kontroller yapılıyor. Birazdan mücadele başlayacak. İzmir'de Alsancak Stadı'nda tribünler dolu. Karşıyaka taraftarı takımının iyi gidişatından memnun. Ve Karşıyakalı taraftarlar, bu maç öncesinde konuştuğumuz taraftarlar, bu maçı kazanarak ilk 2 hedefine ulaşmak istiyorlar. Onlar bu maça bu gözle bakıyorlar. Geçen hafta Elazığ Sporu lideri deplasmanda devirdi. Karşıyaka ve Kasımpaşa Denizli Sporu mağlup etmeyi başardı. Yani birede bir problem söz konusu. Ekrana yansıyor. Şimdi o problemin çözülmesi için görevliler de hemen oraya hareketlendiler. Karşıyaka kalecisi Recep'in olduğu bölüm ve işte Tolga da ekrana yansıyor. Kasımpaşa kalecisi, görevliler şimdi o problemi gidermeye çalışıyorlar. İzmir Alsancak Stadı'nda Elazığ Spor Bankasya 1. Lig'de 39 puanla lider. Kasımpaşa 38 puanla 2. sırada yer alıyor. Bolu Spor 34 puanla 3. Akhisar Belediyespor yine aynı puanla 4. sırada yer alıyor. Karşıyaka 7. sırada, puanı 29 ve onlar ilk 6 hedefiyle başladılar sezonun 2. yarısına. Ama bugün kazanarak ilk 2 hedefini
umudunu yeşertmek istiyor. Karşıyaka maça Kasımpaşalı oyuncuların vuruşuyla başlanacak. Filedeki problem giderildi. Dördüncü hakem Bülent Birincioğlu ekrana yansıyor. O işaretini verecek. Maçın hakemi Abdullah Yılmaz son kontrolleri yapıyor, ekrana yansıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ve karşılaşma başlıyor. Kasımpaşa ilk hata gerçekleştirecek. Büyük mücadele başladı. Karşıyaka taraftarı da maç başlar başlamaz takımına büyük destek veriyor. Bunu hissettiriyor ve Kasımpaşa şimdi kendi yara alanından çıkacak. Cihan topla buluştu, faul. Mahmut Boz az önce ekrana yansıdı. Sarmov. Barış. Juan. Savunmada Barış'la birlikte görev yapıyor. Ufukan. Şaban'a doğru. Şimdi Murat. Murat Akın. Şahin topu almak istedi. Agbetu geldi. Mahmut. Barış. Cihan. Murat'la mücadelesi kazandı Cihan. Agbetu sağında. Agbetu. Agbetu da geçen hafta Elazığ Spor mücadelesinde müthiş bir oyun ortaya koydu Sayın Üründü. Evet. Zor zemin. Çok kötü bir zemin. Buzla kaplı zeminde Elazığ Spor savunmasına zor anlar yaşattı Agbetu. Ve Karşıyaka'nın kazanmasında etkili olan isimlerden birisiydi. Çabuk bir oyuncu, sprinter bir oyuncu. Ama sezona iyi başlamamıştı. Hatta geçen hafta Bülent'in 11'de oynayabileceği haberini almıştık ama Bülent son antrenmanda sakatlandı ve kadroda olmayınca Agbetu 11'deydi. O da şansını iyi değerlendirdi bir, evet, anlamda. Kale vuruşu kullanacak şimdi Kasımpaşa. Tolga. Geçen hafta Kasımpaşa Denizli Spor'u evinde mağlup etmeyi başardı. Orada da kritik bir pozisyon vardı ve Kasımpaşa çok önemli bir dakikada golü buldu. Sonrasında da ikinci golü buldular ve 2-0 kazandılar. Şahin, Mahmut Boz ve Taç. Kasımpaşa taç atışını kullanacak. Sancak. Sancak. Fatih Şen, Agbetu, Taha, Barış, Cihan. Bir elle müdahale, Abdullah Yılmaz oyunu durdurdu. Cihan görüntüye geliyor ve pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Şimdi Kasımpaşa ata, Ahmet Burak Solakel araya girdi. Fatih Şen, Murat Akyüz, Murat Akyüz, Taha, Erhan Şentürk yanında sol kanatta bindirme yapan Ahmet Burak Solakel, Juan geldi ve taç. İki futbolcu ekrana yansıyor. Juan Şilili oyuncu araya girdi, topu taca gönderdi. Dördüncü dakikadayız, gol yok. Şimdi orta ceza alanına, Sancak topa yakın, Agbetu ile birlikte Sancak dokundu. Top dışarıda, taç. Murat Akyüz. Cihan. Cihan. Yardımcı hakemin uyarısı var. Cihan ayağa kalktı. Abdullah Yılmaz Kasımpaşa lehine bir serbest vuruş veriyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. İşte Cihan. Cihan da önemli bir transfer. Karşıyaka için Göztepe mücadelesinde attığı golle takımına 3 puan getirdi. Geçen hafta Elazığ'da sonradan oyundan alındı. Takımın önemli isimlerinden birisi. Takımın lideri konumunda Cihan. Evet, evet. Tolga.
uzun mesafeli gönderiyor. Araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Karşıyaka takımında Fatih Şen. İlk 5 dakikalık bölümü nasıl değerlendireceğiz Sayın Öründür? Vallahi tabii şimdi bu kontrollü başladılar. Yani Karşıyaka sahasında oynamasına rağmen takım savunmasına dikkat ederek başladı. Çünkü karşısındaki rakibin de gücünü bildikleri için çok önemli bir maç. Kasımpaşa'nın bir önemli şeyi top yapan bir takım. Yani hazırlık paslarını da yapan bir takım ki bu bir takım için artı zaman zaman riskler oluyor ama ayağa topu oynayan bir takım yani. Şahin, yanında Ali Bilgin var. Murat, Murat Akın. Karşı yakalı oyuncular topu aldı. Ahmet Burak sola, kelle. Cihan. Bir kez daha topu aldı. Cihan Erhan'a bırakmak istedi. Taha. Ahmet Burak sola, kel. Kontrol edemiyor. Taç. Dimitrov taç atışını kullandı. Ali Bilgin topu aldı. Adem Büyük araya giriyor. Karşı yakalı oyuncular Fatih Şen'le. Recep. Recep. Riskli hareketler. Fatih Şen. Fatih Şen. Agbetu yanında sağda hareketlenen Murat Akyüz. Şimdi Murat Akyüz. Karşısında Şahin vardı. Agbetu. Agbetu. Barış'ın müdahalesi. Korner. Karşı yaka köşe vuruşu kullanacak. Tabii bu tip zorluk derecesi yüksek maçlarda duran toplar her zaman önemli takımlar için. Karşıyaka geçen hafta Elazığ Spor karşısında çıktı. 11'den bir değişik oyuncuyla bugün sahada ve kafa vuruşunda kaleci Tolga başarılı. İşte Cihan bu ortayı yaptı. Kafa vuruşu kaleci Tolga. Tolga arkadaşlarının oyun alanı içinde görev bölgelerine gitmesini bekledi. Uzun mesafeli gönderdi. Adem Büyük, Mahmut Boz'la yükseldiler. Murat Akgüz, Ufukan, Sarmov, Erhan. Kaleci Recep. Recep şimdi oyunu hareketlendirecek. Sancak. Taç. Murat Akgüz taç atışını kullanma hazırlığında. Fatih Şen yanına sokulmuştu. Cihan, Murat Akgüz. Fatih Şen. Agbetu. Murat Akgüz. Agbetu hareketlendi. Agbetu hızlı. Agbetu ceza alanına sokulmak istiyor. Barış'la mücadelesi. Abdullah Yılmaz out diyor. Mesafe kalmadı o driblingi devam ettirmeye. İşte pozisyon bir kez daha ekrana geliyor. Bu da değişik bir açı. Bir faul bekledi Agbetu. Yok bir şey yok. Tolga kale vuruşunu kullanacak. Adem, Mahmut Boz. Bu arada Fatih yerde. Fatih Şen Karşıyaka takımında ve oyunu durdurdu. Maçın hakemi Abdullah Yılmaz. Sağlık görevlileri oyun alanına girmek için izin istiyorlar, izin bekliyorlar. Abdullah Yılmaz Fatih'le konuşuyor. Fatih Şen. Uğur Tütüneker, Kasımpaşa takımının teknik direktörü görüntüye geliyor. 38 puanda Kasımpaşa ve ilk iki hedefinde Mustafa Uğur Karşıyaka'yı çalıştırıyor. Devre arasında hareketli takımlarından birisiydi. Karşıyaka transfer anlamında birçok yeni isim geldi. Birçok isim de takımdan ayrıldı. Hamit. Bir kez daha Hamit. Dimitrov yanında Hamit. Ahmet Burak, Erhan Şentürk, Ufukan. Ufukan. Murat Akın. Adem offside. Adem Büyük offside pozisyonunda.
İki golü var onun da. Türkiye Kupası'nda da hat-trick yapmıştı. Ankara Gücü karşısında işte pozisyon bir kez daha ekrana geldi. Alsancak Stadında 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve 10. dakikadayız. Ali Bilgin, Murat rakibinden sıyrıldı tağdan. Şimdi Adem'e doğru bir pas. Ufukan kritik müdahaleyi yaptı. Fatih Şen, Murat Akyüz. Şahin. Şimdi Adem. Ahmet Burak dokunmak istedi. Adem. Ahmet Burak Solakel. Taha. Taç. Dimitrov. Şimdi orta ceza alanında Amit'ten Recep. Dimitrov da 9 golle takımın en golcü ismi. Bankasya 1. Lig'de gol krallığı yarışmasında da iddialı isimlerden birisi. Karşıyaka hata. Şaban, Erhan, şimdi Akbetur. Akbetur vuruyor kaleci Tolga. Cihan top bekliyordu. Akbetur'a kızdı. Taç. Maçın en önemli bu dakikaya kadarki pozisyonu. İşte bir kez daha izleyelim o pozisyonu. Burada bir pas i̇şte verebilirdi. Sola verse çok net bir gol pozisyonu. İşte bunlar çok önemli futbolda. Son düşünce, son andaki ne yapacağını karar vermek en önemli şey futbolda. Elazığ Spor mücadelesinde de yine Akbetu topu getirmişti. Ortaya çevirdi. Orada Cihan top bekliyordu. Yine Cihan vardı ceza alanı içinde. Topu ona gönderebilse belki Karşıyaka golü bulabilecekti. Daha geriye Şaban'a çıkardı. Şaban zor pozisyonda vurmuştu ve kaleci için kolay bir top olmuştu. Ona benzer bir pozisyon bu kez diğer kanattan geldi. Akbetu yine arkadaşını düşünmedi. Kendisi vurmayı tercih etti. Kaleci için kolay bir toptu. Fatih Şen. Ahmet Burak Solakel. Dimitrov karşısında. Ahmet Burak bir kez daha. Adem. Ufukan'ın müdahalesi. Faul kararı geldi. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın. Ali Bilgin. Fatih Şen görüntüye geliyor. Ali Bilgin. Taha ile mücadelesi. Faul. Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak. Taha ve Karşıyakalı taraftarlar bu karardan memnun değiller. Juan. Murat. Dimitrov önünde. Murat Akın uzun mesafeli. Sancağa doğru bir pas. Akbetu araya girdi. Sarmol. Barış. Tolga. Şimdi Erhan. Murat Akın'la mücadelesi. Top dışarıda, korner. Köşe vuruşu kullanacak Karşıyaka. Cihan gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için. Dakika ve gol yok. Karşıyaka Kasımpaşa mücadelesinde. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu savunmadan. Ufukan, Şahin, şimdi Akbetu sokuluyor. Akbetu ortası uzak bölgeye. Girişli bir vuruş, top dışarıda. Etkili geldi Karşıyaka. Çok da güzel kesti arka direğe ama tabii Ufukan topu dışarı gönderdi. Pozisyon bir kez daha ekranda. O topun o gelişine tabii çok iyi bir şut atmak kolay değil. On dördüncü dakika ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Karşıyaka Kasımpaşa mücadelesinde Tolga. Fatih Şen yükselmişti. Dimitrov. Recep. Recep. Erhan. Juan araya girdi. Sonrasında Tolga. Ahmet Burak Solakel. Adem. Ufukan müdahalesi yerinde. Taha. Ahmet Burak Solakel geriye döndü.
Abdullah Yılmaz oyunu durdurdu. İki futbolcu yerde. Bir Karşıyakalı, bir Kasımpaşalı. Ufukan görüntüye geliyor. O ayağa kalktı. Az önceki pozisyon sonrasında işte bir kez daha izleyelim. Ufukan ve Adem burada topa hareketleniyorlar. Ufukan kritik müdahaleyi yaptı. Adem bir sakatlık geçiriyor. Ayağa kalkamadı. Şimdi ayağa kalktı. Siz pozisyonun tekrarını izlerken sayın seyirciler. Bu da değişik bir açı. Ufukan duran toplarda ileri çıkıyor ve etkili olmak istiyor. Ufukan, iki golü var bu sezon Ufukan Bayraktar'ın. Mahmut, Ufukan, bir kez daha Mahmut. Mahmut Boz uzun mesafeli gönderdi. Şahin, Murat Akgüz, top oyun alanında Agbetu sokuluyor, müdahale çok kritik Sarmol'dan. Şahin, Juan, uzun mesafeli bir pas, isabetsiz. Az önce Agbetu yine kendisi götürmeyi evet. tercih etti. Uzak bölgede yine iki arkadaşı boştu ve top bekliyordu. Şu bölümde Karşıyaka doğruları yapıyor. Takım savunmasını ön planda tutuyor. Rakibini atak şansı vermezken kendisi de arka arkaya atakları düşünüyor. Yani şu andaki oyun planları doğruyu yapıyorlar. Cihan, Şaban, Ali Birgin, Şahin, Şahin Aygüneş, karşısında Murat Akgüz, Sancak, Barış, Juan topu aldı. Hamit, Dimitrov, Ahmet Burak Solaker geldi. Sonrasında da topu kazandı Karşıyakalı oyuncular. Ufukan, Dimitrov, Ufukan. Ufukan, Recep, Dimitrov, topu kazandı. Taha, Fatih Şen, Ufukan, Şahin, Şaban geldi, Agbetu, tek top Fatih Şen, Murat Akgüz, pas isabetsiz. Fatih Şen yatarak müdahalesi vardı. Murat Akgüz hatasını telafi etti. Şimdi Cihan topu aldı. Cihan sokuluyor. Onun pası Şaban. Topu önünü aldı. Şaban şut pozisyonu. Vurdu Tolga için. Kolay bir top. Yalnız Şaban dolaşarak oynuyor ve çok faydalı oluyor. Top da rakip arasına giriyor. Yani defansın yerleşme düzenini bozan girişimler yapıyor. Bu da hücumda alan açıyor Karşıyaka için. Ve 8 golü var. Takımın en golcü evet. ismi Şaban. Geçen hafta da Elazığspor mücadelesinde kafa vuruşuyla topu ağlara göndermişti. Bu sezon 8. golünü atmıştı. Takımının ilk golüydü. Cihan, Sarmol, Ali Birgin. Ali Birgin, Şaban geldi. Topa dokundu, faul. Ali Birgin serbest vuruşu kullanacak. Hemen kullandı serbest vuruşu. Kasımpaşalı oyuncular Hamit. Erhan Şentürk'le mücadelesi. Top Kasımpaşa'da olacak. Dimitrov top bekliyor. Henüz taç atışı kullanılmadı. Hamit. Ali Birgin. Ali Birgin. Hamit. Tek top sert. Recep. Recep yakın direkte topu kontrol etmeyi başardı. Kimsenin beklemediği bir vuruştu. Tabii. O aslında orta yaptı ama öyle geldi top. Tehlikeli toplar bunlar. Sürpriz toplar. Taha. Cihan. Ahmet Burak Solakel. Cihan. Agbetu hareketlendi. Cihan. Taha. Fatih Şen yanında. Taha. Pas isabetsiz. Şimdi Kasımpaşa atak geliştirecek. Ali Birgin topu aldı. Ali Birgin. Ali Birgin. Ortası uzak bölgeye. Adem ortaya çeviremiyor. Kasımpaşa etkili olabilirdi ama işte bu ataktan yararlanamıyorlar. Bu orta ceza alanına Adem hareketlendiği ortaya çeviremedi. Şahin top bekliyordu.
eğer Adem ortaya çevirebilse net bir gol şansı olacaktı Kasımpaşa için. Kasımpaşa'nın da tabii ileri ucunda tehlikeli oyuncular var. Yani Adem, Şahin mesela biraz geniş alan yakaladığı zaman son derece etkili oyuncular. O yüzden tabii karşıyakalılar çok dikkatli. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Kayseri Spor mücadelesinde 0-0'lık eşitlik var. Cihan ortası, Şaban, Hamit, Şaban geldi, topa dokundu. Kasımpaşa topu kullanacak. Şaban bir sakatlık geçiriyor. Abdullah Yılmaz onun yanına gidiyor. Şaban yerde. İşte pozisyon, bir kez daha izleyelim. Bu pozisyon sonrasında Şaban ayağa kalkamadı. Bir kez daha izleyelim. Yere düşerken yüzüne gelmiş. Yüzüne kolu. Bir darbe. Bak burada da pres yapıyor mesela. Gayet de topu da çalıyordu yani. Dakikalar önce sağ kanatta da yine presi sonuç getirmişti Şaban'ın. Pozisyon bir kez daha ekranda. Bu da değişik bir açı. İşte burada yere düştü ve yüzünü tuttu Şaban ama önemli bir şey yok. Ayağa kalktı, oyuna devam edebiliyor. Fatih Şen faul yaptı. Serbest vuruş kullanacak Kasımpaşa. Fatih Şen de yeni transferlerden birisi. Geçen hafta cezası sebebiyle yoktu. Bugün 11'de mücadele ediyor. Geçen hafta Oliver mücadele etmişti Karşıyaka takımında. Ama bugün Oliver yedekler arasında. Gençler Birliği'nden kiralanan oyuncu. Mahmut Boz. Taha yükselmişti. Dimitrov. Taha ikinci hamlede vuruşunu yaptı. Dimitrov. Fatih Şen. Fatih. Hamit. Karşıyaka taraftarı da biraz daha fazla destek vermeye başladı bu dakikalarda. 22. dakikadayız. Fatih Şen. Taha. Pası geçmedi. Ali Bilgin. Sancak şimdi yetişebilecek mi? Hayır. Taç. Murat Akyüz taç atışını kullanma hazırlığında. Murat Akyüz. Faul, serbest vuruş kullanacak. Karşıyaka. Şaban ayağa kalkıyor. Pozisyon bir kez daha ekranda. Barış'la mücadelesi. Ufukan. Ufukan sol kanada gönderdi. Ahmet Burak Solakel. Erhan Şentürk. Faul, serbest vuruş Karşıyaka'nın. Cihan gidiyor. Buradan da etkili bir ortayla etkili bir atak geliştirebilir Karşıyaka. Kaleye uzak bir yer. Rakip yer ağlarının ortaları ama Cihan topun gerisinde. Kasımpaşa tüm atlarıyla kendi yer ağlarında. Cihan Yılmaz. Cihan ortayı yaptı. Sekti top. Kaleci Tolga. Kasımpaşa'nın kaptanı topu kontrol etti. Tolga ekrana yansıyor. Gençler Birliği 1, Mersin İdman Yurdu 2 sonucu alındı bugün. Galatasaray 0, Kayseri Spor 0. Maç devam ediyor. Bankasya 1. Lig'de de Bolu Spor evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenildi. Sarmov. Murat Akın. Hamit. Juan. Şilili oyuncu uzun mesafeli isabetsiz bir pas. Ahmet Burak Solakel. O da Karşıyaka'da oynuyordu. O 2009'daki Karşıyaka Kasımpaşa mücadelesinde sahada olan isimlerden birisiydi. Uğur Tütüneker görüntüye geliyor. Kasımpaşa teknik direktörü Ahmet Burak Solakel'den bahsederken şu notu da düşelim. Denizli Spor'a gitti ve yeniden takıma döndü. Ahmet Burak Solakel Karşıyaka'ya döndü. Sol kanatta, sol bekte istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. Murat, Hamit, Dimitrov, Murat Akın, Murat, Taha ile mücadelesi, Murat, Taç. Karşıyaka kendi yarı sahasının ortasında
pas alışverişlerine izin vermemeye çalışıyor. Bunda da şu ana kadar başarılı oldular. Hani Bilgin, çok kontrollü bir maç izliyoruz şu ana kadar. Tabii yani karşı Kasımpaşa zaten deplasmanda oynuyor tabii. Hamit ortayı yaptı. Adem'i geçti doğrudan kaleye. Top dışarıda, out. O kanattan ilginç vuruşlar gelmeye başladı. Karşıyaka'nın şu ana kadarki en önemli artısı Kasımpaşa'nın orta alan forvet bağlantısını kesmeleri. Adem de şu ana kadar çok yalnız kaldı ileride. Yani onları yakınlaştırmıyorlar. O yüzden de ataklarda olgunluk kazanmıyor Kasımpaşa'da şu dakikaya kadar. Recep. Fatih Şen yükselmişti. Murat kafa vuruşunu yaptı. Ufukan ve taç. Hamit şimdi taç atışını kullanacak. ...26. dakikadayız. Gol yok. Karşıyaka Kasımpaşa mücadelesinde. Bu karşılaşmadan sonra Futbol Ateşi programını izleyebilirsiniz TRT Spor'da. Futbol dolu dakikalar bitmeyecek sayın seyirciler. Galatasaray Kayseri Spor mücadelesinin bilinmeyen yönleri geniş özeti o programda olacak. Gençler Birliği Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının da yine özet görüntüsünü izleyebileceksiniz Futbol Ateşi programında. Ve Futbol Ateşi'nden hemen sonra Futbol Prensi ekrana gelecek. Bursa finaliyle Futbol Prensi programı da yine dikkat çekici programlardan birisi olacak. Futbol Prensi de sizleri bekliyor. Futbol Ateşi'nden hemen sonra yayına gelecek. Murat Akyüz. Cihan. Murat Akyüz. Şahin pres yapmıştı Cihan. Cihan. Top taça gitti. Cihan'ın şu ana kadar oyununu nasıl değerlendireceksiniz? Yani Cihan tecrübeli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Yani görevini yapıyor. Karşıyaka'nın hücumdaki sıkıntısı şöyle, organize gelemiyorlar. Yani kopuk kopuk hücum ediyor. Ufukan, Fatih Şen, Mahmut Boz. Mahmut Boz, pres var. Kasımpaşa takımında Adem'den. Sancak ve taç. Murat Akyüz taç atışını kullanacak. Yanına sokulan Cihan var. Daha ileride Şaban top bekliyor. Murat Akyüz, Şaban, Agbetu, Şaban çok iyi döndü rakiplerinin arasından çıktı. Şaban şimdi uzak bölgeye, Ahmet Burak Solaker için zor bir top. Tolga. Tolga şimdi oyunu hareketlendirecek. Maçın temposu için ne diyeceksiniz Sayın Üründün? Tempo yüksek değil. Yüksek değil. Kontrollü oyun olunca tempo yükselmez zaten. Yani futbolun bir şeyidir o. Şimdi Kasımpaşa deplasmanda oynuyor. Zor bir maç oynuyor. Ona göre kontrollü oynuyor. Karşıyaka'da Kasımpaşa'nın gücünü bilerekten geride açık vermeyeyim diye dikkat ediyor. O da doğru. Onun için kontrollü oluyor oyun. Ufukan, Recep, Adem'in presi vardı, Ali Birgin, Fatih Şen, top hala onda, Sarmov'un presi var, Fatih Şen, Murat Akyüz, Dimitrov da geldi, prese katıldı. İyi çıktı o presten Karşıyaka'lı oyuncular. Taha sol kanada gönderdi. Şimdi Erhan top bekliyor ve topu almak üzere. Erhan Huan'la mücadelesi. Erhan topu çekti. Erhan yerde. Abdullah Yılmaz oyunu devam ettirdi. Top Kasımpaşa'da. Karşıyaka'lı taraftarlar bu karardan memnun değil. Huan ekrana yansıdı. Taç. Pozisyona çok yakındı Abdullah Yılmaz ve oyunu devam ettirdi. Erhan bir faul bekledi. Ahmet Burak Solakel karşıladı. Bir kez daha Ahmet, Erhan.
Fatih Şen, Mahmut Boz. Mahmut Boz Şaban'a doğru, Şaban indirdi. Kaleci Tolga. İşte az önce karşı yakalı oyuncuların ve taraftarların faul beklediği an. Burada böyle kullandı takdir hakkını. Bence devam kararı doğru. Taha. O bıraktı. Ufukan kullanacak serbest vuruşu. Ufukan. Hamit yükseldi. Abdullah Yılmaz faulü veriyor. Serbest vuruş. Ahmet Burak sola kelli. Hamit arasındaki mücadele. Serbest vuruşu kullanacak karşı yaka. İşte o mücadele bir kez daha ekrana geliyor. Ahmet Burak Solakel. Ceza alanına gönderdi topu. Şimdi Erhan Agbetu'dan önce Sancak. Ufukan ve Recep. Recep, Murat Akgüz. Murat Akgüz. Taç, Barış araya girdi. Sancak'la Agbetu arasındaki diyalog ekrana yansıyor. İşte Agbetu görüntüye geliyor. Abdullah Yılmaz iki oyuncuyu yanında çağırdı. Agbetu ve Sancak konuşmaya devam ediyorlar. Abdullah Yılmaz iki futbolcuyu yanına çağırdı ve uyarıyor. Galatasaray-Kayserispor mücadelesinde Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Galatasaray 1-0 önde sayın seyirciler. İşte o diyalog ekrana yansıdı. Galatasaray-Kayserispor mücadelesinden gol haberi var. 1-0 önde sarı kırmızılı takım. Ev sahibi sarı kırmızılı takım Galatasaray. Felipe Melo'nun attığı gol var 32. dakikada ve Galatasaray 1-0 önde. Az önceki pozisyonu izliyoruz. Erhan topu aldı, sonrasında görev yapan basın mensuplarıyla çarpıştı. Kaleci Tolga biraz yavaş hareket edince karşı yakalı taraftarlar tepki gösteriyorlar. Tolga. Ali Bilgin. Ali Bilgin savunmanın arkasına. Dimitrov hareketlendi. Ufukan. Murat Akgüz. Murat Akgüz. Taç. Sancak taç atışını kullanacak. Kasımpaşalı oyuncular şu ana kadar oyunun gidişatından memnun bir görüntü içindeler. Tabii şimdi onlar deplasman olaraktan şu anda oyunu tutuyorlar yani. Ceza alanına gönderilen top. Ali Bilgin top dışarıda. Out. Ali Bilgin görüntüye geliyor. İyi yükseldi. İşte pozisyon. Orta ceza alanına Şahin. Şahin ile Dimitrov kanat değiştirdi. Oyun içinde böyle bir değişiklik yaptı Uğur Tütüneker. Bakalım bu değişiklik nasıl yansıyacak oyuna Kasımpaşa takımında. Ufukan, Fatih Şen, Barış, Dimitrov. Dimitrov iyi sıyrıldı rakibinden. Dimitrov, şimdi Ali Bilgin. Sancak hata destek verdi. Sancak, Agbetu karşısında. Sarmov. Oyunun yönünü değiştirdi. Sarmov, Ahmet Burak Solakel. Taç. Hamit gidiyor taç atışını kullanmak için. Şahin top bekliyor. Adem de yine top bekleyenler arasında. Adem. Adem, Hamit. Şimdi Şahin'e doğru. Dimitrov. Sancak. Sancak. Barış. Juan.
Juan uzun mesafeli gönderdi. Recep. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Karşıyaka Kasımpaşa mücadelesinde. Karşıyaka geniş alanda yakalanmamaya azami gayret sarf ediyor ki bunda da başarılı oldular şu dakikaya kadar. Öyle bir maç ki Kasımpaşa 38 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşıyaka 29 puanda ve bugün Karşıyaka kazanırsa Kasımpaşa ile arasındaki puan farkı 6'ya inecek. Bu arada ilk ikinin 3. sıradaki takımla arasındaki puan farkı da azalacak. Tamam. Dolayısıyla çok çok önemli bir karşılaşma. Az önceki pozisyonu izliyoruz. Ali Bilgin ile Fatih Şen arasındaki mücadele. İşte bu darbe. Bu darbe bir kart gerektiriyor. Fatih Şen görüntüye geliyor. Sarmol. Murat. Murat Akın ortayı yaptı. Murat Akyüz karşıladı. İki takımda da 32 numara Murat. Kasımpaşa'da Murat Akın, Karşıyaka'da Murat Akyüz görev yapıyor. Akbetu bu arada çok sinirli. Sancak'la aralarında bir devamlı bir şey var. Abdullah Yılmaz Akbetu'nun oyun alanına dönmesini istedi. İşte az önceki pozisyon ekrana yansıdı. Taha. Taha. Şimdi savunmanın arkasına Ahmet Burak Solakel hareketlendi. Bir kez daha Taha topu aldı. Cihan top bekliyor. Fatih Şen. Murat Akyüz. Murat Akyüz. Erhan. Erhan Şentürk. Erhan. Ahmet Burak Solakel. Hamit karşısında. Taha, Fatih Şen, top çeviriyor Karşıyaka, Kasımpaşa kapandı, Adem Büyük pres yaptı, topu kazandı, Adem Büyük, sağında Şahin var, Adem Büyük, Ali Bilgin gelemedi, şimdi Şahin topu aldı, vurdu, kritik müdahale, müthiş bir müdahale, Ufukan. Şimdi Karşıyaka ata, Abdullah Yılmaz kart şeklinde bir işaret yaptı Ahmet Burak Solaker'e. Kasımpaşa da ilk pozisyonunu rakibin kaptırdığı toptan yakaladı. Sarmol, Hamit. Hamit ceza alanına baktı. Top hala onda. Hamit. Oyun devam ediyor. Şimdi Karşıyaka ani atak şansı yakalayabilir. Ama ileride çoğalamadılar. Şaban topu kaybetmek üzereydi. Top taca gitti. Juan araya girdi. İşte az önceki pozisyon Adem. Şahin. Bu müdahale kritik. Orada dikkat çeken, o atakta dikkat çeken bir nokta vardı. Ali Bilgin biraz yavaş kaldı ve sağ tarafa at şeklinde bir işaret yaptı arkadaşına. Yani bu buradaki pas seçimi iyi olmadı aslında. Belki seçimi de iyi zamanlamalı olmadı. Murat Akyüz. Yani o dengesiz yakaladığın anda artık oradaki pas çok rahat seni kaleciyle karşı karşıya bırakacak. Rakip seni engelleyemeyecek şekilde olacak. Onu yapamadılar yani. Şimdi Adem o bıraktı. Kasımpaşa topu kullanacak. Gol yok. İzmir'de Alsancak Stadı'nda ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kontrollü bir oyun şu ana kadar iki takımdan. Pozisyon vermek istemiyor iki takımda. Rakibine gol pozisyonu vermek istemiyor ve dolayısıyla da orta alanda pas yaparak iki takımda rakip ataklarda defans orta saha bütünleşmesiyle tedbirlerini alıyor. Agbetu. Sancak. Murat Akyüz, Şaban, Sancak, Şaban, Murat Akyüz, taç. Kasımpaşa kullanacak. Sancak taç atışını kullandı. Sarmov, Adem Büyük hareketlenmişti. Ufukan, şimdi Dimitrov topu aldı. Dimitrov ceza alanına baktı. Dimitrov sokuluyor. Dimitrov ortası Recep. İyi bir orta gelmedi Dimitrov'dan. Yalnız biraz dönseydi çok tehlikeli. Aslında iyi düşündü de istediğini yapamadı. Cihan
Faul. Serbest vuruş kullanacak Karşıyaka. Cihan yerdeydi. Uğur Tütüneker görüntüye geliyor. Şimdi Karşıyaka etkili gelebilir. Şaban. Şaban iyi döndü. Sol kanada gönderdi. Ahmet Burak Solakel ortayı yaptı ceza alanına. Şaban'ı geçti. Sancak. Adem Büyük. Fatih Şen. Taha. Taha. Taha çizgi üzerinde kaybetti topu. İşte Taha görüntüye geliyor. Çizgi üzerinde dar alanda rakiplerinden sıyrılmak istedi ve kaybetti topu. Serbest vuruş kullanacak Karşıyaka. Hemen kullandı Ufukan. Murat Akgüz. Murat Akgüz. Şaban. Şimdi Cihan. Agbetu top bekliyor. Cihan Agbetu'ya. Agbetu. Agbetu sokuluyor. Agbetu ortası. İki rakibi karşısındaydı. Sancak ve Taç. Sancak çok sinirlendi. Taç atışını takımının kullanacağını düşünüyor Sancak. Sonrasında çok sinirlendi. Yardımcı hakem Bahtiyar Birinci ile konuştu. Cihan. Taha. Taha. Fatih Şen. Ufukan. Ufukan riskli bir çalım. Cihan. Ufukan. Cihan. Şimdi kaybedilen top. Dimitrov. Ali Birgin. Mahmut Boz. Ali Birgin de sinirlendi maçın hakemine. Faul bekliyordu. Oyun devam etti. Cihan. Agbetu top bekliyor. Cihan. Kaybetti Murat. Murat Akın Cihan mücadelesi. Cihan. Faul. Serbest vuruş kullanacak şimdi Kasımpaşa. İşte az önceki pozisyon Ali Birgin. Fatih Şen'le bu mücadelesi. Burada hakem kaçırmış bir faul var orada. Bu da sonrasında evet. Az önceki pozisyon. Faul kararı geldi. Abdullah Yılmaz pozisyona yakındı. Şimdi Kasımpaşa ata. Sancak. Sarmov hareketlendi. Şaban alkış alıyor taraftarından. Savunmasına kadar geldi topu çıkarmak için. Erhan, Juan top dışarıda. Taç Karşıyaka'nın. Taha taç atışını kullanacak. Cihan top aldı. Sağ kanatta Agbetu boş. Karşıyaka'lı oyuncular onu göremediler. Cihan. Murat Akgüz. Agbetu. Agbetu. Fatih Şen. Taha. Taha sol kanada gönderdi. Ahmet Burak Solakel. Taha. Taha sokuluyor. Şimdi Erhan Şentürk. Pas isabetsiz. Barış. Mahmut Boz. Şahin. Ali Bilgin. Dimitrov. Nikolay Dimitrov. Adem. Adem Büyük sokuluyor. Murat Akgüz'le mücadelesi. Adem ceza alanında. Agbetu. Abdullah Yılmaz Karşıyaka'nın topu kullanacağını işaret etti. Uğur Tütüneker görüntüye geliyor. Agbetu Elazığspor mücadelesindeki etkinliği şu ana kadar yok. Bu da az önceki pozisyon. Murat Akgüz. Barış. Taç. Agbetu da geniş alanı seven bir oyuncu tabii. Alan daraldıkça iyi de hücuma çıkarken iyi organize atak yapamıyorsan o zaman tabii onun alanı daralıyor. O yüzden de o etkinliğini kaybediyor. Erhan Şentürk. İki futbolcunun presi topu Kasımpaşa'ya getirdi ama faul. Serbest vuruş kullanacak şimdi Karşıyaka. Taha. Ahmet Burak. Erhan Şentürk. Taha.
Cihan, Taha. Taha ortası Şaban'a doğru. Barış, Şaban'ın indirdiği bölgede Agbetu yok. Sancak, Fatih Şen. Şaban iyi bir santrfor. Yani gerçekten sırtı dönük çok iyi oynuyor ama onun yanına giremiyor oyuncular. Agbetu aslında ceza alanında sağ çaprazda olsaydı. Bu arada Şaban, kaleci Tolga. Bir dakikalık kayıp zaman işareti var. Duraklama dakikası olarak bir dakika işaret ediliyor. Fatih Şen. Az önce Şaban'ın indirdiği bölge aslında Agbetu için uygun bir bölgeydi. Tam da istediği bir alanda ama orada değildi Agbetu. Kenardaki oyuncuların içe kat edip ona yaklaşmaları lazım. Çok uzak kalıyorlar. Orta sahadan da destek yeterli gelmeyince onun orada yaptığı varyasyonlar boşa gidiyor. Şimdi Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak. İlk yarının son anları, bir dakikalık kayıp zaman işareti vardı. Abdullah Yılmaz barajın mesafesini ölçüyor. Tek kişilik baraj. Murat Akın. Murat doğrudan kaleye, Recep sektirdi ikinci hamle. Murat doğrudan kaleyi düşündü. Recep iki hamlede kontrol etti. Sancak. Ali Bilgin. Ali Bilgin, Murat Akgüz, Taç Kasımpaşa kullanacak. Az önceki pozisyonu bir kez daha izledik. İlk yarı sona erdi. İlk yarıda gol yok. Karşıyaka 0, Kasımpaşa 0. Az sonra birlikteyiz.